Hollanda Yüksek Mahkemesi Nisan ayında doktorların demans hastalarına hastanın kendi talebi olduğu sürece ötenazi yapabileceğine karar verdi. Birçok avukat ise söz konusu olayın ötenazi kuralları temel alındığında doktorların kanunların dışında davrandığını savundu. Hollanda Yüksek Mahkemesi 21 Nisan 2020 salı günü doktorların demans hastalarına hastanın kendi talebi olduğu sürece ötenazi yapılabileceğine karar verdi. Dikkat çeken asıl nokta, Hollanda Yüksek Mahkemesinin ötenazi yasalaştırma aşamasında demans hastasının ötenazi talebini dile getirirken, akıl sağlığına hangi derecesine hakim olması gerektiği ve kararının sağlık durumu çerçevesinde gerçeklik payı taşıyıp taşımayacağı gibi kriterler hakkında herhangi bir açıklamaya yer vermemesi oldu. Daha önce Hollanda alt mahkemeleri, doktorların ağır demans hastası olan 74 yaşındaki bir kadına ötenazi operasyonu sırasında defalarca sakinleştirici verip fiziksel müdahale uyguladığı gündeme gelmişti. Birçok avukat söz konusu olayın ötenazi kuralları temel alındığında doktorların kanunların dışında davrandığını savundu. Yaşlı kadına uygulanan ötenazi operasyonunun ötenazi yasasına uygunluğunu doğrulamak için dava Hollanda Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. Bunun üzerine Hollanda Yüksek Mahkemesi güncel bir ötenazi yasası çıkardı. Yasaya göre doktorların acı çeken demans hastalarına, kendi görüşü doğrultusunda ötenazi uygulamalarına resmi olarak izin verdi. Ağır demans hastası olan 74 yaşındaki kadın bundan 4 yıl önce huzur evine yerleştirileceğine, akıl kontrolünü kaybetmesi durumunda ötenazi uygulanmasını talep ettiği bir belge imzalamıştı. Fakat buna rağmen ötenazi operasyonu başladığında, prosedüre elinden geldiğince karşı çıkmaya çalışmıştı. Avukatlar mahkeme sırasında kadının ötenazi uygulanmaya başladığı zaman doktoruna karşı gelmesini, fikrinin değiştirdiğine işaret ettiğini ve ağır demans hastası olduğu için bu durumu dile getiremediğini savundular.